Neye bacanak? Hayırdır? Vallahi hayır mı şer mi bilmiyorum bacanak da hani geleyim ben böyle yüz yüze anlatayım istedim. Neyi? Dur şimdi dur. Sen Lale'ye evlenme teklif ettin mi? Ettim tabii bacanak. O nasıl laf? Evliyiz ya biz. Yok işte o sayılmıyormuş bacanak. Nasıl sayılmıyormuş ya? Vallahi ne bileyim bacanak bana da Nilüfer söyledi yani. Hani Lale senden evlilik teklifi bekliyormuş. Şimdi her şeye baştan başlıyorsunuz ya o açıdan. Hayda bir de evlilik teklifi çıktı başımıza ya. Vallahi işin zor bacanak ne diyeyim şimdi. Hani bu seferki de öyle biraz daha alengirli olacak. Şöyle havaya fişekler falan olmazmış. Allah Allah bak sen. Vallahi kusura bakma bacanak hani ben de elçiyim sonuçta hani bana zeval olmaz yani. Neyse bacanak sağ ol sen de yoruldun bu kadar zahmet ettin ayağının bu haliyle. Ne diyorum bacanak hani mevzu muyum ya o açıdan? Hayır bak o kadar okul okudum bunca diplomaya rağmen. Şu an kendimi ilkokula yeni başlıyor gibi hissediyorum ya. Pes, vallahi pes. Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Lale Hoca sana takmış, onu da demeden geçmeyeyim yani. Efendim abla? Ablacığım, sinek uçtu, kulağa kaçtı. Ne? Ne sineği? Ya kurtuluş diyorum. Teklifin gerektiğini anladı. Şimdi var ya yakında bunu hop diye Onur'a uçururum. Ay, gerçekten mi? Ellerine sağlık ablacığım. Aa! Vallahi kurtuluş eniştem çoktan uçurmuş haberi Onur'a. Onur kesin nasıl evlenme teklif edeceğini düşünüyordur bana. Neyse ben bekleyeyim o zaman burada biraz. Konuşuyorlar, hatta kal. Neyse bacanak hadi ben kaçıyorum. E tamam hadi. Gidiyorum yavaş yavaş hadi öptüm. İyi iyi hadi, hadi görüşürüz. Ya ne? Ne ne? Niye bakıyorsun öyle? Hoşuma gidiyor. İyi ama bakma öyle bana. Niye manzaraya bakmak yasak mı? Ne güzel manzara var yanımda. Karşımda. Yani işte denizden bahsediyorum. Olsun önüne bak. Düşme sakın. Nasıl sen dikkat et. Ayakkabılarının bağı çözülmüş Lale. Dur dur tamam ben yaparım. Vallahi geliyor evlilik teklifi. Lale. Onur. Gözlerin neden kapalı? İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı. Oh ne güzel, nefes al. Sessizlik, huzur. Hadi İstanbul'u dinlemeyi falan bırak da daha 3 kilometre yolumuz var. Numara yapma bana, gel. Hadi Lale. Geldim. Sen de fena değil misin ha? Bayağı formdasın yani. Vallahi öyle. Yani çocukken az ağaca tırmanmadık. Tabii de yakalandıktan sonra bayağı koşuyorduk. Kondisyonum o yüzden iyi. Sen küçükken ağaca mı tırmanıyordun? Evet. Hatta bak incir ağacından düştüğümde kolum yaralanmıştı. Kıyamam ben sana. Ay Onur ne güzel böyle vakit geçiriyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. E işte koşturmadan bazen unutuyoruz birbirimizi. Evet bir de didişmeden. Bundan sonra didişmek yok. Onur, bana benim bilmediğim bir şey söylesene seninle ilgili. Tamam, söyleyeyim ama ne gibi? Ya ne bileyim işte daha önce bana söylemediğin seninle ilgili olan bir şey. Düşüneyim. Benim çocukken, yani öğrenciyken en sevmediğim ders hangisiydi biliyor musun? Tarih. Gerçekten mi? Ama tabii keşke senin gibi tatlı bir öğretmenim olsaydı, o zaman her şey çok farklı olurdu. Lale. Onur. Bir saniye. Ay, bu sefer geliyor teklif. Şunları şöyle bir silelim. Terlemişsin. Üşütme. Aa, sağ ol canım.
Aa. Ya ben bir şey unuttum. Unuttun. Dur o zaman ben bir hemen alıp geleyim. Sen bekle. Hadi al gel. Ayrılma buradan. Ben kımıldamam. Buradayım. Tamam. Geliyor. Bekle burada. Buradayım, burada hiç kımıldama. Lale. Evet. Ne evet? Uçurtma. Sen uçurtma uçurmayı özledim demiştin bir ara. Ha, uçurtma mı getirdin? E sen iste, Onur Saran yapsın. Hadi gel, tut ucundan gel. Tamam. Nasıl yapacağız bakalım? Daha? Biraz bırak ipini. Bu iyi mi? İyi, gayet iyi. Hazır mıyız? Hadi. Say. 3, 2, 1. Oldu mu? Oldu, oldu. İpi bırak, biraz daha yukarı çıksın. Daha yukarı. Biraz biraz gergin olsun ama ip. Devam. Şuram! Onur, uçurdum. Çok iyi, çok. Oo. Nerede? Koşacağım mıyım hep? Bence süper oldu, süper. Biraz çek, 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 çek. Çektim. Ama bak çok da gevşetme, gevşetiyorsun. Tamam, sıktım. Heh. İyi mi? İyi, iyi. Sen de biliyorsun ha. Vallahi pek de becerikliymişsin. E yani biz de bir şeyler biliyoruz işte. Ya tamam, uçurmak önemli ama havada tutmak da bence çok önemli ki ben bu konuda bayağı iyiyim. Sen nereden biliyorsun bakalım onları? Biz de kendimize göre biliyoruz bir şeyler. Bak gevşetiyorsun tamam, ama. Tamam, tamam. Her şeyi göreceksin bak. Tamam. Görüyor musun? Tamam. Bana anneannem öğretti uçurtma uçurmayı. Derdi ki uçurtmalar erkeklere benzer. Böyle ne çok sıkı tutacaksın ne de çok serbest bırakacaksın. Kararında olacak. Yani o güzel güzel havada salındığını zannetsin. Baktın çok uzaklaştı, gevşedi. Hemen sıkı verirsin. Öyle diyordu. Hmm, öyle mi? E güzelmiş. Böylelikle bu konudaki düşüncelerinizi öğrendik biz de. Aa, ben değil. Anneannem söylüyordu. Öyle mi? Ya Onur kaçacak ama. Ya düşecek ama uçurtma. Çok iyi biliyorsun sen işte, biraz gevşet, biraz tut falan, ayarla işte sen. Ya ben ne zaman kucakta uçurtma uçurdum acaba? Hadi hadi, kaçırma erkeğini elinden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.